Cumhurbaşkanımızdan beğendiğiniz bir isteğiniz var mı? Bak, Cumhurbaşkanımdan. Onun selamını getiriyoruz çünkü sizlere. Var mı bize bir öneriniz, isteğiniz? 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimleri için AK kadrolar sahadaki çalışmalarını durdurak bilmeksizin sürdürüyor. Siyaset farklı bir mecra. Bugün memnun olun, yarın memnun olmam. Ben AK Parti milletvekili adayıyım. Ramazan benim ismim, Ramazan. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Beyefendi nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Beyza Hanım nasılsınız? Bu kapsamda 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, Akif İnan ve Şehit Abdullah Çavuş mahalleleriyle Akif İnan ve İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Peki olsaydı tercihiniz nasıl olurdu? Cumhurbaşkanı'ndan. Eyvallah. Dua edin inşallah. O zaman siz de dua edin, olur mu? Buradaki esnaf ve vatandaşlarla tek tek ilgilenen aday Gürbak, onların bayramlarını kutlayarak 14 Mayıs'a desteklerini beklediklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın size selamlarını getiriyoruz. Varsa bir eksiğimiz, ihtiyacımız, bizi göremediğimiz bir şey varsa onları sizlerden dinlemek istiyoruz. Not alıyoruz, bilgileri aktarıyoruz. Kendimiz çözebiliyorsak çözüyoruz. Bakanlık çözmesi gerekiyorsa çözdürüyoruz. Ziyaretler sonunda Aksu Haber açıklamalarda bulunan 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, Kahraman şehir için birlik beraberlik içerisinde hareket edeceklerine dikkat çekti. Aziz hemşehrilerimize ziyaretler yapıyoruz. Fakat şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bizler sadece bugün değil, gerek hizmetlerimizle, gerekse de bütün teşkilatlarımızla aziz milletimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyorduk. Dün başka bir programdaydık. Ondan önceki gün başka bir programdaydık. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, il başkanlığımızın belirlediği bir koordinasyon içerisinde bütün ilçelerimizde ulaşılamayan bir vatandaşımız, hemşehrimiz kalmayasına kadar inşallah çalışmalarımıza da yine devam edeceğiz. Depremin gölgesinde seçime gidiyoruz ama deprem bizim her zaman birinci manşetimiz olacak, birinci gündemimiz olacak. Aziz hemşerilerimiz bundan muhakkak emin olsunlar inşallah. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını iletiyor hem de eğer vatandaşlarımızın bir arzu, istek ve talepleri varsa bunları soruyoruz, bunları değerlendiriyoruz. Aldığımız talepleri eğer kendimiz anında çözebiliyorsak çözmeye gayret ediyoruz. Eğer çözemiyorsak da ilgili kuruluşlara yönlendirerek vatandaşlarımızın derdine derman olmaya gayret ediyoruz ve gayret etmeye de devam edeceğiz. İnşallah biz de diyoruz ki 2023 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor Haşim Zemşerlerimiz. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İnşallah 2053'e, 2071'e, 2020 seçimlerini kazasız belasız atlatarak gireceğimizi ümit ediyorum. Haşim Zemşerlerimize de buradan sizlerin aracılığınıza da teşekkür ediyorum.